Selam arkadaşlar, Moskova'dan 160 kilometre uzaktayız. 6 yetişkin, 2 çocuk, 3 kedi ve 2 köpek ile bir dağ evinde Rus gelenekleriyle vakit geçireceğiz. Şu an evin 2. katındayız ve yanındaki yılbaşı ağacının hikayesiyle video başlıyor. Şimdi bir doğa yürüyüşüne çıktık. Böyle yeni tarzımla, kafamda harika bir şapka ve mükemmel botlarımla beraber 8-9 kişilik bir ekiple doğa yürüyüşü yapacağız. Genel olarak bu doğa yürüyüşünün farkını edecek olursanız çok bir farkı yok. Her yer komple beyaz, ağaçlar var. Ama benim için çok farklı bir deneyim. Marmaris'te olduğum için ve hayatımın büyük bir kısmı İstanbul'da geçtiği için 8-9 metrelik karda yürümek beni, tabii 8-9 metre değil, yarım metre falan bu arada, şöyle göstereyim. Sallamayalım yani, güzel bilgiler verelim. Benim için ilginç bir deneyim. Ruslar için yeni yıl ve yılbaşı çok önemli olduğu için ve genel olarak yılbaşı ağaçlarına da çok önem veriyorlar. Doğada yürürken çok güzel bir ağaç gördük. Şimdi aslında bunu keseceğiz ve eve yılbaşı ağacı olarak koyacağız. Bu arada biraz önce uzun tartışmalar vardı. Çünkü iki tane böyle ağaç gördüler. Hangisini kessek diye bir türlü karar veremediler. Sanırım bunu kesecekler. Evet, ağaca karar verildi. Ağaca karar verildi. Bu ağaca girilir. Bu ağaca giriş yapılacak. Ağaç, bu ağacı bir göstereyim size. Ağaç vallahi fıstık gibi. Bunu bir ışıklandırsak, yılbaşı süsleri de koysak efsane olur. And be careful with small tree. Don't kill small tree. Next year we will come for us. Yes, yes. No, don't stay on it. Yes. Okay. So now you should find the road out. Now I should look at this. Too much for me. Too much. Maybe, I mean, life in Russia is hard. Netherlands. %50% Russian, %50% Turkish. Oh, çok yoruldum. Ruslarda çok ilginç bir gelenek varmış. Seçilen Christmas tree'nin herkes tarafından onaylanması gerekiyor. Katya'nın kızı Liza Christmas ağacını onaylamadı başta, sonra biraz daha bakındık falan, bir tane Christmas ağacı bulduk. Gerçekten Rusya'da hayat çok zormuş, onun farkına vardım. Ruslar 0 derecenin üzerindeki her şeye sıcak diyorlar ve 0 derecenin üzerinde hangi aktivite olursa olsun yapıyorlar. Biz de birazdan banyoya gireceğiz. Banyo Türkçe'ye yüksek sıcaklıkta buhar banyosu olarak çevriliyor. Kısacası Rus saunası demek ve 6000 yıllık bir tarihi var. Temel olarak kullanılma sebebi insanların -25-30 derecelerde sıcak bir duş alabilmesiymiş. Şimdi biz de gideceğiz ve banyoya hazırlayacağız. Şimdi mimoza salatası yapacağız. Ben de tabii ki de aileye biraz yardım etmek istedim ve katkıda bulunmak istedim. İlk önce bana verilen görev kaşarı rendelemekti. Şimdi de bu yumurtaları verdiler bana. Yumurtaları bu şekilde kabuklarından ayıracağım. Bunun sarısıyla beyazını birbirinden ayıracağım. Daha sonra rendeleyeceğim. Salata katman katman olacağı için önce bir soğan gelecek. Üstüne tuna gelecek. Tuna'nın maalesef yine Türkçesini unuttum. İşte onun üzerine böyle tereyağı falan gelecek ama tereyağını mesela bütün olarak koyuyorlar. Ondan sonra kaşar oluyor. Yumurtanın sarısı böyle bir katman. Yumurtanın beyazı bir katman. Mesela Anastasya bana dedi ki şu an yumurtanın beyazına hemen ihtiyacım var dedi. O yüzden bunları hemen sarısından beyazından ayıracağım. Sonra Anastasya'ya götüreceğim. Onlar da mimozanın beyaz kısmına ekleyecekler. Bu şekilde aileye yardım ediyorum. Ve size mimoza salatasının son halini göstereceğim. Gerçekten dünyadaki en güzel salatalardan bir tanesi. Eğer bir gün fırsatınız olursa kesinlikle yemenizi tavsiye ediyorum. So guys, we just finished to cook mimoza salad. Mimoza salad is a traditional Russian salad which really love to cook on New Year and Christmas. It has many layers. Now we need to put it for like half an hour, 1 hour in fridge. So all these juices from fish, from butter, from onions, they will become frozen. Fish ice cream was unbelievable. So
Now it's time to put this in the fridge. And as we just came back from hunting on a Christmas tree, it's really time to go to banya. Sauna hemen sağ tarafta ve içerisi 80 derece. Bir 5 dakika falan aslında içeride vakit geçirdik. Biraz sohbet ettik falan. Bütün böyle kötü şeylerden, toksiklerden neyse işte hepsinden kurtulmuş olduk. Bir kötü enerjilerimizi atmış olduk. Ve bu arada herkes içeride şapka giyiyor. Çünkü içerisi çok sıcak olduğu için kafamızı da korumamız gerekiyor. Çünkü beyin çarpıntısı falan olabilirmiş. O yüzden bir de şapka verdiler bize. Şimdi bir de enteresan bir şey daha göstereceğim. Bu şekilde soslu, soslu neyse. Yani böyle içinde bitkilerin falan olduğu böyle soğuk su hazırlamışlar bu karışımla beraber. Bu su gerçekten buz gibi. Şimdi bu suyla bir kendimi temizleyeceğim. Yani sıcak soğuk, sıcak soğuk yapacağız. Daha sonra ise dışarı çıkacağız ve kara atlayacağım. Gerçekten herkes çok güzel olduğunu söylüyor. Belki onlar da atlar. Onlar atlarsa ben de atlarım. Ya da bilmiyorum. Buna tam kararını vermedim. Su bu arada mükemmel kokuyor. Tamamen doğal. Ve bununla kendimi yıkayacağım şu an buz gibi suyla. Biraz. Şöyle yıkayayım. Oo, buz. Buz çok soğuk. Buradan sıcak su, soğuk su ayarlamışlar. Soğuk suyu doldurmuşlar. Gerçekten çok soğuk ama kendim biraz yenilenmiş gibi hissettim. Bir başıma gitti. Okay, now we have one Turkish man over there and this is specifically prepared for him. Da 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 da. Что это, мам? I am fine. Are you done? Yes. Are you kidding? A little bit more. No, no, no. What you did to him? Thank you very much. But you need to go to And with back. Лёв, только не той стороной. Hayır, ben daha önce böyle bir şey görmedim. Bu saunadan sonra kara atlamak öyle bir duygu ki 3-4 saniye böyle ölmüşsünüz gibi hiçbir şey hissetmiyorsunuz. It is like you are simply dying for 3-4 minutes. And they were all time saying to me, it's like reborning. Yes, I am reborn. Dun 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 dun. And then you say, for existing. For existing. С легким паром. С легким паром. С легким паром. We need to kiss each other now. Kiss. Three times. One, two, three. Old Russian tradition. Old Russian. Becoming slowly, slowly Russian. Russian 101. Nice. Banyodan çıkınca biraz uyuyakalmışım falan. Çoktan yemek hazırlıkları başlamış burada. Biraz önce yaptığımız mimoza var diye mimoza yiyeceğiz. Bir de şimdi mangalda bu şekilde bir hazırlık var. Üstüne soğan da attılar. Harika bir akşam yemeği bizi bekliyor. Böyle hem bir şeyler içeceğiz hem de harika bir yemek yiyeceğiz. Yani Rusların misafirperverliği ve arkadaşlarım burada gerçekten keyfini çıkardığımı söyleyebilirim. Bizim tarzımızda şöyle güzel bir mangal yaptık. Bu arada size şimdi mangalda pişirdiklerimizi göstereceğim. Tam Türk usulü böyle görüyorsunuz. Zaten bu arada Ruslar da bizim gibi mangal diyorlarmış. Ve aynı zamanda Anastasia'nın ve benim hazırladığımız bu harika mimoza salatasını görüyorsunuz. Daha önce yemediyseniz kesinlikle yemelisiniz. Hazırladıktan sonra bunu buzdolabına koyuyorsunuz ve bu şekilde suyu falan akıyor. Herkes de zaten bol bol keyif alarak yedi bunu. Ailenin büyükleri burada. Big Boss. Burada.
Burada. Katya'yı gösterelim. Ve Katya'nın erkek arkadaşını gösteriyorum. Benim için harika bir deneyim oldu. Gerçekten misafirperverlikleriyle, güler yüzleriyle. Yani hayatımda yaşadığım en güzel günlerden birisi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tuna salat. Batmazdı tuna. Fish. I forget it's Turkish. Tuna. Ah.